Merhabalar güzel dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün özel bir konu değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Benim içimizdeki hepimizin içinde olan mükemmel bir tohum var. Herkesin içinde mükemmel bir tohum var. Ve o tohumun işte kabuğunu çatlatması lazım. Kabuğunun kırıp işte hayata başlaması lazım. Ama işte bazen o kabuğu kıracak cesaretimiz olmayabiliyor. Bugün güzel dostlar içsel devrim dedik. Neden içsel devrim? Çünkü arkadaşlar dışsal bir şey olmaz da onun için. Yani değişim sadece içeriden olabilir. Dışarıdan değişim olmaz. Dışarıdan işte elbise giymiş oluruz. Dışarıdan maske takmış oluruz. Değişim zaten içeriden olur. İçeriden olmak zorunda. Hani sık söylediğimiz bir söz var ya arkadaşlar. Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar. Dışarıdan kırılırsa hayat biter. Yumurtanın içeriden kırılması lazım bir hayat sahibi olması için ya da bir tohumun içeriden parçalanması lazım hayat sahibi olması için. Değişim arkadaşlar eğer değişmek istiyorsak ki değişmek istiyorsak da değişmek zorundayız zaten devamlı değişiyoruz. Değişmeme şansımız yok. Yani her çocuk büyüyor, her ağaç büyüyor, her çiçek büyüyor. Değişmeme ihtimalimiz yok zaten. Devamlı değişiyoruz. Bir yandan da arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bir gün Hazreti İsa iki adamın yanına varıyor. Diyor ki gelin sizi güzel bir yere götüreyim. Bakıyorlar ki Hazreti İsa o kadar güzel ki hayır diyemiyorlar. Ve Hazreti İsa'nın peşine düşüp gidiyorlar arkadaşlar. Giderken adamlardan birisi geliyor diyor ki baban vefat etti. Adam da diyor ki Hazreti İsa'yı babamı defnetsek de sonra ben sizinle gelsem olur mu diyor. Hazreti İsa diyor ki arkadaşlar bırak diyor ölüler ölüyü defnetsinler. Ölüler ölüyü defnetsinler. Yani güzel dostlar eğer biz hayatı yaşarken dışarıdan aldığımız bilgilerle yaşıyorsak sadece yani içimizdeki hakikate uyanmayıp yani içimizdeki öz, içerideki gerçek senden bahsediyorum. Gerçek sen. Yaratıcının dünyaya gönderdiği gerçek senin farkında olmayıp dışarıdan öğrendiklerimizi yaşıyorsak o zaman bizler ölüyüz. Nasıl oluyor bu? Yani tüm düşüncelerimiz güzel dostlar. Öğrendiğimiz her şey dışarıdan. Yani başkalarının düşüncelerini aldık. Öğrendiğimiz şeyler başkalarının düşünceleri. Kitaplardan okuduklarımız, öğretmenlerimizden okuduklarımız, işte ailelerimizden, çevremizden duyduklarımız. Hep dışarıdan alıyoruz. Ve dışarıdan aldıklarımızla yaşıyorsak demek ki biz yokuz. Dışarısı var. Topluma göre yaşıyorsak, toplumun söylediklerini yaşıyorsak o zaman dışarısı var, o zaman ölüyüz. Yani hiç yaşamamış oluyoruz. Makine gibiyiz. Yani işte bize çocukluğumuzdan itibaren bir kısım şeyler öğrettiler. Sonra o öğrendiklerimizi doğru kabul edip o şekilde yaşayıp gidiyoruz makine gibi. Her zaman her durumda aynı tepkileri vererek gidiyoruz. Bir de gerçek sen var. Güzel dostlar dünyaya gelirken ne ile gelmişsek biz sadece dünyadan onlarla gideceğiz. Dünyaya ne ile gelmişsek sadece onunla gideceğiz. Ve hiç kimse kendisine ait olmayan bir şeyi götüremeyecek. Neyle gelmişsek onunla gideceğiz sadece. Yani düşüncelerimiz, zihnimiz, duygularımız, işte dünyada neye sahipsek, kariyerimiz, diplomasi, onların hiçbirisini alamayacağız. Sadece kendini alacaksın. Sadece gerçeksen, içteki seni alıp gideceksin. Ve bu işin tuhaf tarafı bu benden çoğumuzun haberi yok. Yani Cenab-ı Hak arkadaşlar bizi dünyaya gönderirken bir de bize bir hediye vermiş. Ve bu hediye olduğu için bunu paketlemiş. Paketli bir hediye var. Bu paketli olduğu için biz bunu görmüyoruz. Bu hediye güzel dostlar içteki sen, içindeki ses, iç ses. İçimizde bir ses var, gerçek sana ait olan bir ses var. Bir de toplumun sesi var işte amcamın, dayımın, babamın, annemin, dünya kadar başkalarının sesi var. Dışarıdan gelen sesler o kadar çok ki biz içerideki sesi duyamıyoruz. İçerideki sesten haberimiz yok. Bazen o içerideki sese yaklaşıyoruz bazen. Yaklaştığımızda çok mutlu oluyoruz. Hayat çok güzel diyoruz. Çok neşeliyim diyoruz. Bu içerideki sesten uzaklaştıkça üzülüyoruz, moralimiz bozuk, gerginiz. Ama içerideki sesten uzaklaştığımızdan pek haberimiz yok.
İşte güzel dostlar, bizim öncelikli vazifemiz, yani dünyaya gelme görevimiz, içimizdeki yani gerçek seni bulmak. Yani dışarıdan bir şey vererek hiçbir şey değiştiremeyiz. Ya da nasıl söyleyeyim? Diyelim ki sen gül olarak dünyaya gönderildin ya, asla elma olamazsın. Portakal olarak gönderildin ya, asla nar olamazsın. Portakalsan portakalsın. Yani sen, yaratıcı seni ne olarak göndermişse sen olsun. Dolayısıyla sen içindeki kabiliyetlerinle, yeteneklerinle alakalı bir şey yaptığın zaman çok keyiflisin, mutlusun. Ama dışarının söylediklerine yönelik, toplum mutlu olsun diye, anne baba istediği, çevre istediği diye yapılan şeylerde o zaman mutsuz oluyoruz. Ve ikilemde kalıyoruz. Ya içimdekini yapsam mutluyum ama çevre kızıyor. Çevrenin dediğini yapsam ben mutsuz oluyorum. Ve bu kavga sonsuza kadar, yani işte hayat boyu bizimle beraber devam ediyor güzel dostlar. Hem çevreyi mutlu etmek zorundayız, hem de kendimiz mutlu olmak zorundayız. Şimdi tabii bu nasıl olacak? Yani ben içimdeki beni nasıl ortaya çıkartacağım? İçteki seni nasıl ortaya çıkartacaksın? Şimdi güzel dostlar, bilgeler akıl vermez. Bilgeler soru sorarlar. Ezberciler akıl verir. Ama bilgeler akıl vermez. Bize her soru sorulduğunda, yani mesela ben basitçe sorayım. Mesela şu an her şey mümkün olsaydı nerede olmak isterdin? Böyle bir soru sordum. Şu an her şey mümkün olsaydı nerede olmak isterdin? Şimdi bu soruyu sorduğunda düşünüyorsun, değil mi? Nerede olmak isterdim? Ya da şöyle sorayım. İsmin ne? İsmin ne dediğinde düşünmüyorsun. Neden? Çünkü ismini biliyorsun. Pat diye söylüyorsun. Şu an nerede olmak istersin diye sorduğumda düşünüyorsun. Neden? Çünkü kendini bilmiyorsun. Kendimizi bilmediğimiz için arkadaşlar biz nerede mutlu oluruz onu da çok bilmiyoruz. Diyelim ki şu an nerede olsaydın mutlu olursun diye sorduğumda dedin ki, diyelim ki işte İstanbul'da olsaydım mutlu olurdum dedin. Sonra şöyle bir soru geliyor. Başka nerede mutlu olurdum başka? Diyelim ki ona da cevap verdin. Sonra bir daha soru geliyor. Başka nerede mutlu olurdun? Her soru sorulduğunda biz içimizde bir yolculuk yapıyoruz güzel dostlar. Her soru sorulduğunda düşünüp onu buluyoruz ve bir yolculuk yapıyoruz. Yani buna arkadaşlar koçlukta güçlü sorular diyoruz. Yani güçlü sorular. Güçlü sorular güzel dostlar. Yani bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Güçlü sorular çok güçlü bir şey. Yani güçlü sorular güçlü cevaplar getirir. Güçlü cevaplar da güçlü davranışlar getirir. Güçlü davranışlar da güçlü bir hayat getirir. Onun için yani mesela bize birisi geldiği zaman koçluk yaparken iyi koçluk yapmak demek güçlü soru sorabilmek demek. Doğru soruyu sorabilmek demek. Ve öyle bir şey ki güzel dostlar, yani bunu ilk duyduğumda çok hoşuma gitmişti benim. Biz yaratıldık. Allah'ın bizimle ilk konuşması soru soruyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? İlk soruyla başlıyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani o da bize soru soruyor. Neden? Çünkü o bizi yaptığı için, o bizi yarattığı için bizi bizden daha iyi biliyor. Ve soruyla ya da Peygamber Efendimiz bir şey öğretecek ya, diyor ki siz en hayırlınız kim söyleyeyim mi? Soru soruyor. En hayırlınız kim söyleyeyim mi? Önce soruyu soruyor, sonra cevabı veriyor. Ve bizler güzel dostlar bu güçlü sorular sordukça içimizde bir yolculuğa başlıyoruz. İşte bir yolculuk başlıyor ve kendi içimizde. Ve orada bir şeyler kendimizi keşfetmeye başlıyoruz. Ve ana amacımız şu ya, asıl ben kim onu bulmam lazım. Asıl ben. Dünyaya gelen ilk bebek halinde gelen o saf sen, o temiz sen kim ve o nerede? Asıl sen nerede? Şimdi bizim dünyada arkadaşlar ne diyoruz? Bakın bizim bir kişiliğimiz var. Kişilik. Yani öğretmenim diyoruz işte. Doktorum, savcıyım. İsmim Hallata Bıçakçı. İşte Kahramanmaraşlıyım. Yani kendimizi tanıttığımız bir kısım sözlerimiz var ya, ya da zihnimizde öğrendiğimiz, hayatı yaşarken öğrendiğimiz şeyler var.
Bunlar biz değiliz. Bunların hepsi değerli, hepsi gerekli ama biz değiliz. Yani bizim düşüncelerimiz var. Senin bir düşüncen var. Evet, düşüncen var ama o düşünce sen değilsin. O düşünceyi bir gün kullanırsın, bir gün hiç kullanmayabilirsin. Yani unutup gidebilirsin düşünceyi. Ama sen kaybolmazsın. Bizim problemimiz, biz düşüncelerimizle özdeşleştik. Düşüncelerimizi kendimiz zannediyoruz. Ama biz düşünceler değiliz. Ya da ne bileyim işte o öğretmenim diyoruz ya mesela. Ben öğretmen değilim. Öğretmen benim yaptığım meslek. Mesleğin ismi öğretmenlik. Ben öğretmen değilim. İşte ya da ne bileyim yani o kendimize sıfatlar söylüyoruz ya mesela kendimizi tanıtıyoruz ya. Onlar gerekli, yararlı ama onlar ne? Onlar bizim kabuğumuz. Bizi koruyan kabuk. Yani içinde bir öz var. O özün hayat yaşayabilmesi için, dünyadaki hayat yaşayabilmesi için korunması lazım. Ve dışında bir kabuk oluyor işte ismi, nereli olduğu, mesleği. Bu hayat yaşayabilmesi için bizi koruyan bir kabuk. Ama içeride ne var? İçeride senin gibi değerli bir inci var, bir tohum var. Ve o tohumun korunması lazım. O tohum korunuyor, korunmalı. Ama bir gün vakti geldiği zaman kabuğun kırılabilmesi lazım. Bir gün vakit geldiği zaman kabuk kırılacak cesareti gösterebilmemiz lazım. Kabuğu kıracağız ki içerideki tohum ortaya çıkacak. İşte güzel dostlar biz bu kabuğu kırabilme olayına kendimizi keşfetmek diyoruz. Ve insanların ya neden koşarak bir koça gidiyorlar? Neden illaki yaşam koçu arıyor? Çünkü koç içerideki asıl kendisini gösterdiği için orada çok mutlu. Kendisini bulmuş oluyor, kendisini görmüş oluyor. Neyle görüyor? Koçun sorduğu güçlü sorularla, içindeki yolculukla asıl kendisini bulmaya başlıyor. Ya da sen işte birileri senden tavsiye istiyor, nasihat istiyor. Birisine yoldaşlık yapman lazım, birisine yol göstermen lazım. Akıl verdiğimiz zaman güzel dostlar havada kalır. Yani kimse nasihatı sevmez ama herkes nasihat veriyor. Ama soru sorduğumuz zaman bir dostumuza gerçekten iyilik yapmış oluruz. Çünkü o soru sorduğumuz zaman içinde bir yolculuk yapmaya başlayacak. Sen de ne zaman güzel bir soru sorulduğunda düşünmeye başlarsan işte orada aslında kendini bulup kendini görmeye başlıyorsun. Şu an bir şey söyleyeyim güzel dostlar. Şimdi aklıma geldi söyleyeyim. Burada sanki sıkıntı çeken birilerinde bir sıkıntı çekiyoruz değil mi? Çok sıkıntım var. Benim de sıkıntılarım var. Herkesin sıkıntısı var. Şöyle bir cümleyi ezberleyebiliriz. Benim çok hoşuma gidiyor. Birkaç gündür de söylüyorum. Her şey kolaylıkla halloluyor. Her şey kolaylıkla halloluyor. Her şey kolaylıkla halloluyor. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? İşte eğer seni dinleyen, seni anlayan bir dostun varsa, o doğru soruları da sorabiliyorsa, bakıyorsun ki her şey kolaylıkla hallolmaya başlıyor. Her şey kolaylıkla halloluyor. En iyi terapi, güzel dostlar, en iyi terapi, terapiste gideceğiz ya, koça gideceğiz, psikoloğa gideceğiz. En iyi terapi anlaşılmaktır. En iyi terapi anlaşılmaktır. Şu anda basitçe bir düşünsek, bu hayatta bizi anlayan bir kişi olsa, her şeyimi rahatça anlatabildiğim bir kişi olsa nasıl olur? Her şeyini rahatça anlatabildiğim bir kişi olsa nasıl olur? Ve seni anlasa, sen her şeyini anlatabilsen ve o da seni anlasa, anlaşıldığını bilsen nasıl olur? İşte güzel dostlar, bir arkadaşımız, bir dostumuz olup bizi anladığında, derinlemesine dinlediğinde, onu anlatırken aslında anlaşıyoruz ya, aslında kendimize de bir yandan kendimizi anlatmış oluyoruz. Kendimiz de bir yandan kendimizi dinlemiş oluyoruz. Mesele, hani birisi, öyle bir söz vardı değil mi? Cehennem acı çekmek değildir mi? Öyle bir söz vardı. Acı çekmek değil, çektiğin acıyı anlatacak kimsenin olmaması. Bizim en büyük problemimiz güzel dostlar, içimizdeki sıkıntıyı, ızdırabı ya da içimizdeki dünyayı anlatacak kimsenin olmaması bize en çok acı veren taraf. Ve işte belki de bunun için rahatça anlatılabildiği için, rahatça konuşabildiği için bu kadar çok
koçlar türedi. Her yerde bir yaşam koçu, öğrenci koçu, kariyer koçu. Çünkü insanlar kendisi anlayacak birisini istiyor, birisini arıyor. Ya da tersini de düşünebilirsin. Sen de birilerini anlamak istiyor olabilirsin. Eğer bir dostuna, mesela burada Fatih Bey'e giriyorum şu an. Bir dostuna gerçekten iyilik yapmak istiyorsan, ona yapabileceğin en büyük iyilik onu anlamak. Onu anlamak, dinleyebilirsek anlayabiliriz. Bizler güzel dostlar, bakın iletişimde dört şey var, dört. İşte ne yapıyoruz? İletişimde konuşuyoruz, okuyoruz, yazıyoruz, dinliyoruz. Biz okumak için eğitim alıyoruz, konuşmak için de eğitim alıyoruz, yazmak için de eğitim alıyoruz. Ama dinlemek için eğitim almıyoruz. Ama birisini dinleyebilirsek ve dinleyip anlayabilirsek karşı tarafa artık başka bir şey yapmamız şart değil. O %50 rahatlar zaten. Emin olun güzel dostlar, en iyi terapi anlaşılmaktır. En iyi terapi anlaşılmak olduğu için biz de bir dostumuza, arkadaşımıza iyilik yapmak istiyorsak gerçekten onu anlamamız ve onu anladığımızı ona hissettirmemiz çok değerli ve çok önemli. Evet güzel dostlar, eğer bir içsel dönüşüm yapacaksak, yani bir dönüşüm yapacaksak, birinci bileceğimiz şey şu: dışarıdan bir dönüşüm olmaz. Dışarıdan asla kimse kimseyi dönüştürmez arkadaşlar. Nasihatle, akıl vererek kimse dönüşmez. Tohumun içeriden kırılması lazım. Eğer bir dönüşüm istiyorsak dönüşüm içeriden olur. Yani neden içsel devrim dedik? Çünkü dışsal olmaz zaten. İstesek de olmaz. Dışsal bir şey yaptığında sadece öldürürsün, zarar verirsin. İçsel devrim içinde içimize gelecek güçlü ve kaliteli sorulara ihtiyacımız var. Yani bir insan, hani yaşam koçu oldum diyor ya birisi. Yaşam koçu olanın koçluk eğitimine gittiğinde en iyi öğrendiği şey soru sorma sanatı. En iyi öğrendiği şey dinleme sanatı. Karşı tarafı dinlerken böyle hani gözüyle falan değil, kulağıyla değil, kalbiyle dinleme. Hani can kulağıyla dinleme var ya, o karşındaki insan sana bir şeyler anlatıyor. O bir şeylerin arka tarafını görebiliyor musun? Anlattığının arka tarafını görebiliyorsan işte sen mükemmel bir terapistsin. Yani karşı taraf sana işte ben bugün ödevimi yapamadım, annemle kavga ettik, moralim bozuk diyebilir. Ama bunun suçlusu ben değilim diyebilir diyelim ki. Bu cümle değildir asıl mesele. Asıl mesele bu cümleyi ona söyleten nedir? Arka tarafı görebilmemiz lazım. Arka tarafı görebilmemiz için de kalp gözüyle, can kulağıyla dinleyebiliyoruz onu. Kalple böyle. Ve o zaman işte kalple dinlediğimiz zaman güzel dostlar, o zaman sözlerimiz, kalple dinledik ya, karşı tarafına kalbine gider. Karşı tarafı can kulağıyla dinledik ya, bu defa karşı tarafta bizi can kulağıyla dinlemeye başlar. Karşı tarafı gerçekten anladık ya, bu defa karşı tarafta bizi gerçekten anlamaya başlar. Bizler hep şunu istiyoruz: beni anlasınlar, beni anlasınlar. Evet, sen anlasınlar. Ama bir şart var: sen de onları anla. Hep anlaşılmak istiyoruz. Eğer anlarsak anlaşılacağız. Birilerini dinler ve anlarsak bu defa karşı tarafta bizi dinleyecek. Evet güzel dostlar, bugün sadece şunu söylemek istedim açıkçası. Dışarısı değil, içerisi olağanüstü güzel. Bu içeride, bu içeri dediğimiz yer, bu bedenin içerisi değil, senin içerin. Ama sen bu beden değilsin. Senin içinde tüm alem var. Senin içinde tüm dünya var. Senin içinde her şey var. Senin için, senin gönlün o kadar büyük ki, bütün evreni koysak küçücük kalır senin gönlünün içinde. İşte içinde mükemmel, sonsuz bir sen var. Ve o sonsuz seni keşfedebilmemiz lazım. O sensiz seni keşfedebilmemiz için de içeriden kırılmamız lazım. İçeriden kabuğu kırmamız, tohumun içeriden patlatması lazım. İşte neden bu koçların bu kadar sevildiğini, peşlerinden koşulduğunu fark edin. Çünkü kendisine geleni içeriden, yani koç dışarıdan bir etki yapmaz, bir nasihat vermez. İçeriden kırılmasına fırsat verir.
Yavaş yavaş müsaade isteyeyim, olur mu güzel dostlar? Beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşk, hatta tutkuyla kalın.